Selam. Selam. Dördüncü otelimize yerleştik Siyahbeyaz'daki. Burası da Burhan abinin City Inn isimli oteli. $10 günlük. Aynen, standart bir oda. Fiyatına göre bence iyi. Aynen. Şeyden daha iyiydi. O backpacker muhabbetine. Aynen, oraya kadar para. Aynı şey. Böyle bir masası var. Çantalarımızı koyduk biz şuraya. Sokağa bakıyoruz. Aynen, havuzu da var aşağıda. Girişini de gösteririz size bir ara. Burası da tuvaleti, banyo. Bu da geniş. Aynen. Bu da güzel. Yani fiyatına göre iyi. Aynen. Yani doğruya doğru, şimdi dün kaldığımız yer daha iyi. Ama tabii bunun 4 katı fiyatı. Aynen aynen. Burası aynen uygun fiyatlı. Aynen, klimalı, fanlı. Uygun fiyatlı, gayet güzel kalınabilecek. Gezginler için uygun bir yer. Burası da dördüncüydü. Evet. Okay. Yeah. Okay. İşte Kümer staffı da böyle anlar. Dili nasıl, kolay mı? Alfabeyi zaten söküm diyene kadar herhalde ömür biter. Vallahi ben hiç uğraşmadım, denemedim de. Ama sayıları şey, birden beşe kadar. Beşlik mi? Sonra 5'te şey 1 5 5 pram. Tamam. 1 moy 6 içinde şey söylüyorsunuz. Pram moy. 5'lik sistem. 5 10 artık yani. Peki burada iş kurmak için ne gerekiyor? Vize. İşte burada hiçbir şey gerekmiyor. Sadece pasaport gerekiyor. Cesaret gerekiyor. Cesaret gerekiyor. Yani zaten ülkeye pasaporta giriyorsunuz. Vizenizi, turist vizenizi alıyorsunuz. Sonra ikinci turist vizesini uzatıyorsunuz. İkinci turist vizesini uzattıktan sonra o vize bitiyor. Tekrar çıkış yapıyorsunuz. Bu son çıkışınız. Tekrar geliyorsunuz. Bu sefer business olarak geliyorsunuz. İkinci de business veriyor Kamboçya. İlkinde vermiyor herhalde. İkinci vermiyor. İlkinde ne olursan ol. Direkt turist. Sonra ikinci de business olarak geliyorsunuz. Work permit'inizi de, çalışma izninizi de beraber veriyorlar. O da kağıtlarını düzenliyorlar, kağıtları, problem yok. Ondan sonra da bankada hesap açmak kolaylaşıyor. Sözleşme, mukavele imzalamak kolaylaşıyor. Ondan sonra istediğinizi yapabilirsiniz. Aslında birçok ülkeye göre çok daha kolay yani. Tabii bürokrasi yok dedi. Yani son zamanlarda başladılar gene. Bürokrasi işletiyorlar ama yine de birçok ülkeye göre rahat. Yabancı dil problem oldu mu? İngilizce. Yabancı dil yok. Bu İngilizce gayet kafi. Kimler halkıyla nasıl iletişim kurabildiniz? Yani iletişimlerde bu problem var. Ya benim yerli halkla, lokal halkla öyle diyeyim. Kımer demeyeyim de mesela. Lokal halkla hangi ülkeye gittiysem fark etmiyor dedim ya, 27. ülkede. Lokal halkla iletişim kurmak benim için çok kolay. Yani ben hiç yabancılık çekmiyorum. Seviyorlar da, niye seviyorlar onu da bilmiyorum. Pazara git. Hiç ya. Pazardaki insanların çoğu zaten İngilizce öğreniyor. Bırak şeyi. Ama ne yapıyorsun? Ürünü gösteriyorsun. Şundan istiyorum. Şu kadar böyle. İşaret ediyorsun. Bir tane daha böyle. İşaret ediyorsun. Çok bilemediğinin resmini gösteriyorsun, evet, falan yani. Böyle böyle koyuyorsun. Sonra arasından bir iki tane çatlat İngilizce bilen bakıyorsun. Çıkıyor, kafasını uzatıyor. Yardımcı olmak için falan. Yani problemi olmuyor. Öbür taraftan da böyle iş yerik açmak gibi veya ticaret yapmak gibi bir şeyiniz varsa zaten o arada ya işte aileden kim varsa İngilizce veren onu çağırıyor falan, o orada artık çatpat olmuyor, konuşmak lazım. Ama problem yok yani, bir illaki birileri yardımcı oluyor, tercümanlık yapıyor yani. Türkiye'ye göre iyi yanları ne, kötü yanları ne Kamboçya'nın? Biliyor musunuz iş olarak? Ticari olarak mı, yaşantı olarak? İkisi de. Ticari olarak mesela iyi yanı. Bakın yaşantı olarak ben söyleyeyim. Yaşantı olarak burası çok rahat bir ülke. Bir kere tek mevsim yaşıyorsunuz. Çok azıcık da şöyle bir bahar yaşıyorsunuz. Kış demiyorum. Burada kış diyorlar ama. Yani o yağmurlar geldiği zaman falan hani böyle üstünüze bir yağmurluk alıyorsunuz yani. O. Üşümek yok.
işte şortla, terlikle, tişörtle hayatımız geçiyor. Hani Türkiye'de söylerler ya, ben emekli olacağım, sahil kenarına gideceğim de işte falan filan, hayatımı öyle idame ettireceğim. Burada hayatımız zaten 365 gün. Yağmur yağdığı zaman da hani suyun içine giriyorsun zaten. Kaynarsa dökülüyor zaten. Yani, işte gördüğümüz de. Aynen. 2-3 gündür neler oluyor. Öyle yani. sıcak. Yani. Burada şey ucuz. Türkiye'ye göre çok ucuz. Öbür taraftan ticari olaraktan zaten bürokrasi, demin de bahsettik. Bürokrasi yok. Yani bir iş yeri açmak için Türkiye'de bilmiyorum kaç tane evrak lazım. Herhalde bir 50'nin üzerinde de. Vardır, evet. Burada bir tane kontrat, bir de vergi imza atmasını biliyorsan imza atıyorsun, imza atmasını bilmiyorsan şey var. Bizim esnaf var. Dün bizim elektrikçi stafımız şeyde kontrole geldiler saati. Parmak bastı yani. Arkadaşlar, kötü yanları var mı peki? Kötü yanları var. Tabii. İş konusunda. İş konusunda kötü yanları yok ama mesela sağlık konusu, bir hastaneleri, şimdi pazarları, şimdi bazı videolar var YouTube'larda, bazı videolar değil, birçok videolar var YouTube'larda. Bu pazarlardaki işte o ürünlerin üstündeki sinekleri çekenler var, ya burası çok kötü kokuyor diyenler var falan. Ama öbür taraftan yani biraz bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Arkadaş, oradaki satılan et değil mi? Et. Açıkta duruyor değil mi? Açıkta duruyor. Niye bozulmuyor? Bizim Türkiye'de kasapta girdiğin zaman o et buzdolabından azıcık dışarıda kaldı, rengi hemen siyahlaşmıyor mu? Evet. Burada niye olmuyor? Çünkü organik. Organik. Burada her şey organik. İlaç yok içinde. Hiçbir şey yok. Bilmiyorlar çünkü. Belki sonra öğrenecekler. O zaman bilmem o zamanı da. Şu an bilmiyorlar. Şu anda bilmiyorlar. Her şey organik ve hiçbir şey bozulmuyor burada. Bir hafta domates dışarıda dursun, bozulmuyor. Ete bir şey olmuyor işte, pazarda açıkta satıyorlar etleri. Evet. Rengi bile değişmiyor etin. Öyle yani ben rastlamadım yani abi, insanlar işte kokuyor filan, kokacak tabii yani. Pardon yani, balık satılıyor orada, et satılıyor orada, tavuk satılıyor orada. Pardon, bir de yani Kamboçya'dasın. Yani. Çok istiyorsan git Avrupa, bayağı metre. Kamboçya'dasın, yapacak bir şey yok yani burada işte. Kertenkeleler tavanlarda geziyor. Falan filan normal yani bu. İlk başta garip geliyordu da biz de alıştık artık 3 ay boyunca. O 4 yıldız otelde de vardı kertenkeleler. O yani. Aynen. Geko işte bizim arkadaşımız o. Aynen. Geko yani. Acayip ses çıkartıyor kuşlar. Bayağı yani. Geldiğimizde anlamamıştık. Kurban mı diyoruz, kedi sesi ve bu meğer kertenkeleden çıkıyor. Ve o şey sayıyorlar onu burada. Şimdi sayıyor mesela 7'ye kadar tamam şey oluyor. Ben orasını tam bilmiyorum. Şimdi bir şey söylersem yalan olur. Sayıyorlar. İşte diyor bilmem kaç oldu. Çok kötü bu. O iyi değil, iyi değil. Ondan sonra sayıyor. Oo çok iyi diyor. Bu diyor işte atıyorum mesela 9. Çok iyi. 11. Oo çok kötü. Ha. Yani böyle de bir şey. Yani Gekko'nun o seslerini de sayanlar var yani. Tabii inançları bu da yapacak bir şey. Evet. Bu da burası da. Ama bakın. Biz elhamdülillah Müslümanız, inanıyoruz, bir yaradanımız var. Bunlar da inanıyorlar, bu da inanıyorlar. O kadar sağlam inanıyorlar ki, inanın biz Müslüman olarak o kadar sağlam inananlar yok. Din açısından. O kadar sağlam inanıyorlar ki yani gidiyor adam iş yeri açacak veya evlenecek, gidiyor soruyor ben hangi tarihte evleneyim? Bak bu adamla evleneceğim, evleneyim mi diye soruyor. Gerçek söylüyorum bunu. Ayın 17. Cevap geliyor. Evet, ayın 17'sinde evlenin diyor. Kim diyor buna? Nasıl geliyor? Bu da diyor, o şey diyor, mank diyor. Mank, turuncu. Turuncular. Ha. Manklar da onlarla konuşuyorlar. Sonra mank geliyor diyor ki, ayın 17'sinde evlenin. Ya da iş yerini ayın işte 25'inde aç, öğleden sonra aç. Yani böyle şeyler var ya. Evlenme dese evlenmiyor yani. Yok evlenme onunla dediyse evlenmiyor tabii. Ya o kadar yani. Böyle bir inanç. Yani o kadar sağlam bir inançları var ki. İnan. Din olarak ayırmıyorum. İnanç olarak baktığı zaman fena fena sağlamlar. Yani araba alıyor adam arabasına kırmızı bir görmüşsünüzdür. Aynen. Evet. Ben ilk geldiğimde sordum bu ne dedim ya. Koruma altına alınıyor. Kollarında da sizde de var. Bizde koruma altına.
Ha gittik işte tapınaklara tabii biz de haliyle buralı olunca falan. Aa odur bunlar suladılar falan. Bir buraya yapıştırdı. Yapıştı. Hemen bir kırmızı. Tamam eyvallah kırmızı. Ondan sonra 1000 riyal para istedi. Ha dedim o parayla mı oluyor bu? Yani demek ki sigorta dedim bu. Yani, Türkiye'de sigorta yaptırıyoruz ya. Burada da bunu alıyoruz. Yemeklerini alışabildim abi buraya. Ben yiyorum. Deniz ürünü yiyelim. Yok ben deniz ürünlerim. Zaten balıktan balıkta hiçbir şey sevmem. Türkiye'de de aynı. Türkiye veya... için zaten o ya yani balık. Hamsi. Ya hamsi olur. Evet. Uğran abimiz Rizeli değil mi? Ya Rizeli. Evet. Ben yerim. Ayırt etmem ama işte bir tane eti bir kuzu eti var ki gidip de karides yemem ya. Evet. Kalamar yemem ya. Yani. Güzel lezzetli yemekleri var. İşte barbeküleri var. Sınırsız yemekleri var. Yani gidip de yani lokal gidip de kurbağa yeme yani böcek yeme tarantula yeme pardon yani bir zahmetten yeme onu yani. Da yeme yani. Yeme yani. Ama kendi tam Türk damak zevkine uygun yemekler de bulabiliyorsunuz. Tabii yani çorbaları olsun, loklak yemişsiniz işte biliyorsunuz loklak olsun, sebzeli pilavları çok güzel, fried rice dedikleri, vegetable noodle ben çok seviyorum mesela. Peki Kamboçyalılar Türk yemeklerini sevdiler mi? Zaten TKR'de sıra oldu falan dediniz. Belli ki bir yiyecek bir şey yoktu da ondan. O da Kümerler değil zaten. Seviyorlar. Ben mesela Kümerli, Bolognese, makarna falan yemeye gelen bir sürü müşterimiz vardı pastada işte. Bir şey anlatayım size. Bunların bir çorbası var. Pirinç, su, hafiften böyle kaynatıyorlar onu. İçine ne tuz var ne bir şey. Hiçbir şey yok. Onu böyle tasa koyuyorlar. Yanında işte ya balık, kuru balık ya bir şey. Onu çorba böyle yiyorlar. Şu öyle lezzetli, öyle çok lezzetliymiş gibi yiyorlar ki. Biz de restoranda sütlaç yapıyoruz. Şimdi sütlaçla o çorba arasındaki fark nedir? Şeker. Yani şeker ya. Süt. Süt, şeker. Ben yaptım ve Kımer bir bayana dedim, buyurun yeni yaptım daha bunu. Okul teşekkür etti, aldı bir kaşık. Ve şöyle, ben yemem bunu dedi. Ya yediğin şeyle arasındaki bari, yemem bunu dedi yani. Ya onun tadı tuzu yok ve yani. Bunlar şekerliyi seviyorlar biliyorsunuz. Meyve ya acılı şekerli, toz şekerli sos koyuyorlar. Aynen. Çorbanın içine şeker, bunlar bir sürü... Biz de söyledik, üstüne böyle krem gibi bir şey döküyorlar. Ya bir sürü, yani şekerli bir sürü şey vardı. Evet. Şekerli seviyorlardı yani. Onu ben dedim ki herhalde bunun müptelası olur. Bu kadın her gün buraya gelir, iyi sütlaç satarız falan dedim ama bu berenin tercihine ben bunu yemem dedi. Betaba verdin ya ondan oldu. Parayla satsaydın kıymete binerdi. Allah orasını bilemiyorum. Pideyi falan sevdiler mi? Var, sevenler var. Özel olarak gelenler var. Pideyi, pizza. Pizza tamam, dünyaca şey de. Pideyi falan sevenler var. Makarnayı, pideyi seviyoruz. Son bir şey daha soralım. Tabii. Önerir misiniz hani burada iş kurmayı, ticaret yapmayı? Vallahi ben yapıyorum, biz yapıyoruz. Ben yapıyorum desem de biz yapıyoruz. Bu da küçük paralara büyük işler yapılabilir. Az evvel çok güzel bir şey söyledim. Cesaret ilk önce, sonra da pasaport. Bitti yani, bu kadar. Eğer biraz marifetiniz, biraz beceriniz varsa her ülkede her şeyi yapabilirsiniz ama burası kolay. Burası kolay. Çok da Türk yok. Evet, yani onu da böyle altını çizerek söyleyeyim. Ben çok sevdim yani sıcaklığı, sizin samimiyetiniz, dürüstlüğünüz bence geçiyor insanlara. Sağ olasın. Çok güzel böyle iki de yer işletiyorsunuz. Şimdi birazdan Asef abiyle de görüşmeye gideceğiz. Tamam. Bize de vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yok ben bir şey yok. Resepsiyonda oturuyorum. Resepsiyonist gelmedi bugün. İyi oldu. Vakit de geçti yani birlikte. Nasıl? Yani şeyden yok. Dolayı bayağı kalabalığınız vardı ya, ama. Yani yeni yıl, işte Kımer yeni yılı. Fena yaptı bizi de. Neyse atlattık yani. Seneye inşallah. Evet. Seneye derken yok. Ekim'de başlayacak bir festivalleri var. Sonra gene Eylül'de bir festivalleri var. Kasım'da bir daha var. Sonra yılbaşı, sonra Çin yılbaşı, sonra Kınar yılbaşı. Bitmez burada festival. Güzel.
güzel. Eğlenmeyi biliyorlar aslında. Aynen. Çok seviyorlar. Var, eğlenmeyi biliyorlar. Günlük 5 dolara çalışan insanlar var. Günlük 5 dolara çalışıyorlar. O 5 doları yiyor, bitiriyor. Düşünmüyor yarın motora nasıl benzin alacağım diye. Ama adamın umurunda değil. Ben diyor bu hakkı ben... Hani bizde bir laf var ya, sabaha çıkacak mıyız? Onu yaşıyor. Bir tek Allah biliyor. Adam da öyle diyor. Ben yarın diyor belki uyanamadım diyor yani. Ben yerim o parayı. Son bir şey daha sorabilir miyim? Tabii. Bir şeyleri var mı bunların? Yani saatlik mi oluyor çalışma şeyleri? Hani biz alışmışız hep asgari ücretli. Asgari ücret dedim işte 5 dolar dedim ya. Yani burada hiçbir şey bilmeyen adam 5 dolara çalışıyor. Biraz vasıflı, biraz elinden iş gelen, biraz bir şey bilen insanların da maaşları 300-350-400 öyle yukarı doğru gidiyor yani. Ama hiçbir şey bilmiyorsa bu asgari ücrete gidiyor herhalde. İşte 5 dolar günde 150 dolar. Ama şöyle bir şey var. Hiçbir kumarlığı 8 saatten fazla çalıştıramaz. Hiçbir kımerliği. 8 saat çalışır, ondan sonra bakmışsınız motora binmiş gitmiş. Bu sıcakta falan çalışabiliyorlar mı? Şimdi çalışıyorlar. İnşaat işlerinde çalışanlar sabah 6'da iş başı yapıyorlar. Saat 10 gibi bırakıyorlar, yemeklerini yiyorlar. Sonra 2 saat öğlen arası var. Orada uyuyorlar. Sonra tekrar başlıyorlar çalışmaya. Bir 4 saat daha çalışıyorlar, gidiyorlar. Bir de şey merak ettim. Niye dolar çok geçiyor? Yani turistik olduğu için mi? Yani kendi paraları değil, daha çok dolar üzerine çünkü. Şimdi ben buraya gelmeden önce de internetten baktım. Dolarla ve işte yerli parayla alışverişler çok kolay falan diye. Ne sabit, hani 4'te. Hani bu kuru artıyor mu? Yok. Ben geldiğimde de aynıydı. 4050-4100 hala aynı 4050-4100. İşte dolarla yaşamanın şeyi bu. Kur sabit. Kur sabit yani. Yani eğer kurda herhangi bir şey olsa zaten dolar dolar var ya. Evet. İstediğin kadar kur korksanın iyisin kimse kullanmaz ki bu sefer. Herkes dolar zaten dolar. Markette de geçiyor, sokakta da geçiyor, tuttukta da geçiyor, her yerde geçiyor. Benzin alırken de geçiyor. Kur oynamaz ya. De bu iyi bir şey olmuş işte böyle olunca. Aslında bence de iyi ya. Uğraşmıyoruz yani oradan oraya çevirip. Evet, burada sadece şöyle bir şey var. Küçük dolar yok burada. 10 dolardan aşağısında sen işte 100 dolar verdiğin zaman adam 90 işte 7 dolarlık bir ürün aldın, bir şey aldın. Sana 93 dolar vermesi lazım. 90 doları dolar veriyor tamam. Ama 3 doları da Çevirip. Çünkü Laos'ta hep kur farklı oluyordu. Bir yerden çevirirken ATM'den falan hep bir komisyon yiyorsun yani. Burada olmuyor. Dolar. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Burası da otel. Şöyle havuzu falan da var. Güzel bir mekan. Sade. Buradan turlar da alabiliyorsunuz. Otobüs bileti de alabiliyorsunuz. Motor da kiralayabiliyorsunuz. Yanında bir restoran var demiştik. Şimdi şurada da bir tane Pasta La Vista diye bir salonları var. Oraya gidelim. Resta Pasta La Vista. Fırın yanıyor. Mezeler hazırlanıyor. Kolay gelsin Asef Bey. Bugün ekmekleri kalmamış. Hallettiniz mi ekmek işini? Yoğunluktan sonra. Yok aradım işte. Müşteri geldi. Ben de. Şimdi Asef abi burada fırında yaptığı için pideyi Türkiye standartlarında oluyor. Normalde şey güzel. Olmuyor. Evet bir kıymalı kaşarlı pideleri var. Gitmeden bir daha yiyeceğim. Tamam. O kadar güzel. Bir daha kıymalı pideyi yiyeceğim. Şurada mutfakları da var. Orada da hazırlık yapıyorlar. Akşamları canlı müzikleri oluyor. Abi buraya nasıl geldin? Ne zaman? Aslında Antepliyim de İzmir'de yaşıyorum ben. Buraya geldik, gezmeye geldik.
kaldık. Çok sevdik. Çok sevdik, kaldık. Çocukları burada bıraktık. Tekrar iki yıldan bir eşimle beraber Türkiye'ye gittik. Ondan sonra iki yıldan sonra tekrar bir daha geldik. Burası gayet çok çok güzel. Kaç ay oldu? 8-9 ay oldu sanırım. 9 ay oldu. Peki. Çocuklar ne yaptı? Alışabildi mi buraya? Burada okula falan gidiyorlardı. Yok, çocuklar derken birisi 38 yaşında, birisi 36 yaşında. Hadi çocuk canım. Derken. Gerçekten mi? Evet. Siz kaç yaşınızdasınız ama siz de bu kadar göstermiyorsunuz. Devamlı anne babanın büyük de olsa onun çocuğudur, onun kızıdır. Abi yaş sor, ayıp tır sorması, yaş kaç? 60. 60. Abi 45 gözüküyorsun ya. Valla aynen, ben seni 45'e 50 yapacağım. Orta okumuşum. Sağ ol, çocuklar bizden büyük yani ya. 40 yaşında adam çocuk dedi. Aynen bizden büyük. Ama işte devamlı anne babanın çocukları büyümez. Devamlı onların çocuklarıdır. 80'e de gelse çocuklar. Onun çocuğudur. Maşallah. Allah bağışlasın. Anne hanalı babalı büyüsün. Aynen. Peki abi, buraya alışabildin mi veya Türkiye'den daha iyi bulduğun yönleri veya daha kötü yönleri? Vallahi buranın her yönü çok çok güzel. İnsanlar güzel, hepsi gülüyor. Parası olsa da olmasa da, fakir de olsa hepsinin yüzü gülüyor. Türkiye'de parası olan da yüzü gülmüyor, olmayan zaten gülmüyor. Burası biraz daha rahat insanlar. Daha rahat. Para kazanmak istiyorsan, zengin olmak istiyorsan Kamboçya'ya geleceksin. Daha önce yurt dışında çalıştın mı? Hayır, hiç geldim çalışmadım. İlk buraya geldim. Türkiye'de de aşçılıkla uğraşıyordunuz sanırım. Otellerde çalıştım. Kendi dükkanım vardı, bir de lahmacun dükkanım vardı. Lokanta vardı. Ondan gerisinde hep otellerde çalıştım. Bir gram İngilizce bilmiyorum. Ama hepsinden anlaşıyoruz. Aynen. İletişiminiz güzel ama burada insanlarla. İşte yarı kafa sallıyoruz, yarı ayak sallıyoruz. Ya sallıyorum. Meze hazır. Bu humus, bu havuç salatası, bu patlıcan salatası. Bu da acılı ezme. Ellerine sağlık. Burada çok Türk müşteriniz de oluyor mu? Gelen Türkler ben, buluyor bence. Her seferin %70'i bilete simit olsun. Yani yurt dışında böyle bizim için güvenli limanlar oluyor böyle yerler. Gerçekten başarılı. Bu da yanında çalışandı. Aynen, çırak. Burada kımar arkadaş, işi öğrendim, yetiştiriyorum. Aynen. 15 kilogram işi bırakacağım ona, o kendisi. Burada siparişte falan da çalışıyorsunuz değil mi? Bizdeki aynen. Yemek sepeti gibi şeyle. Evet. Nan var, panda var. Makineler var, ondan mesaj geliyor hemen. Hazırlıyoruz, geliyorlar, alıyorlar, gidiyorlar. O da bayağı yoğun. Geçen geldiğimizde de siparişin biri gidip biri geliyordu. Pasta la vista. Buraya geldiğimizde. Eğer bizim gibi uzun seyahat edip doyuyor. Böyle Türk yemeklerine özlem duyuyorsanız hakikaten gelinip yenmesi gereken özellikle buranız pidesi. Bura olmalı bence. Kıymalı kaşarlı pideyi mutlaka yemeyiz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Görüşürüz inşallah tekrar. Tamam. Gene bekleriz. Gene buyurun gelin. Gitmeden yarın zengin git. Olmak isteyen varsa gelsin. Kim varsa gelsin, beni bulsun. Bizleri bulsun. Burada otelimiz var. Restoranımız var. Türk işte yemekleri var. Ne isterse, olmayan bir şey de olsa hemen yapıyoruz. Teşekkür ederiz. Çok yardımcı oldular gerçekten. Sen de oradaki Burhan abi. Kahvaltıda melemen istiyor. Burada melemen falan yok ama hemen oturup melemenini yapıyoruz, evet. Önünde servisini yapıyoruz, sıcak sıcak ekmeğini veriyoruz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ama gelenlerin ilk durağı bura olmalı bence. Biz evet. İlk burayı bulmuştuk. Evet. Gerçekten çok iyi gelmişti bize.
Ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Görüşürüz yine. Hadi kolay gelsin.